Aref, İran'daki çoklu baro sistemini bize değerlendirecek. Merhabalar Sayın Aref, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, değerli izleyici arkadaşlar da merhaba. Sayın Aref, çok tartışılan bir sistem bu çoklu baro sistemi ve örnek olarak da İran gösteriliyor. İran aslında bunu çok acı bir deneyim olarak yaşamıştı. Neler var? Şöyle bir sorayım size. Aslında baroların İran'daki kuruluşu çok eskiye dayanıyor. Ta 27 Şubat 1953 yılında. Nasıl kurulmuştu bu barolar ve sonrasındaki gelişmeler nasıl oldu? Efendim, yani şöyle başlatmam gerekiyor. 1906 Meşrutiyet Devrimi ile Medeni Kanun yasasıyla başlayan bir süreçte Medeni Kanun, Fransa'dan alınan Medeni Kanun, Anayasa mesela Belçika'dan etkilenerek yazılıyor, Meşrutiyet Anayasası. Medeni Kanun, Usulü Mahakimat Kanunu, yani mahkemeler usul kanunu falan ve çağdaş bir hukuki bir sisteme girmiş oluyoruz böylece. Yani çağdaş hukuki sistem dediğimizde de yani o üçlü bir sistem, yani hakim, savcı ve avukat, yani bu üçlü bir sistemden bahsetmemiz gerekiyor. 1953'te Doktor Muhammed Musaddık başbakanlık döneminde, yani İran'ın o en parlak, İran demokrasisinin en parlak noktası olan Doktor Muhammed Musaddık hükümetinde KHK ile avukatlık kanunu, Doktor Musaddık'ın imzasıyla avukatlık kanunu ortaya çıkıyor ve barolarda ona dayanarak kuruluyor. Ve zaten bir seküler, çok çağdaş bir durumdayız o zaman. Ne yazık ki 79 devriminden sonra ortaya çıkan, yani şariatçı, yani seküler kanunu, çağdaş hukuki sisteme uymamakla beraber yani yeni iktidar, hatta ilk önce şeyi bile resmiyete tanımıyor. Avukatlığı bir meslek olarak resmiyete tanımıyor. Ve hatta yani avukatlığı bir meslek olarak ortadan kaldırmaya çalışıyor da, hatta 90'lı yıllarda tam bir şariatçı bir zihniyetle yani o üçlü çağdaş sistemi, hakim, savcı, avukat, hatta onu bile kabul etmeyerek savcılığı da kaldırıyor. Yani 10 sene bile İran'da. Buradan dolayı mı geliyor? Çünkü şer'i hukukta avukatlık kurumu yok. İnsanlar kendilerini savunmak zorundalar. Buraya İnsan mı dayandırılıyor? Kendini savunmak zorunda. Aynen efendim. Ve hakimin karşısına direkt çıkmak zorunda. Hatta bile şey yok, savcı yok. Yani çağdaş hukukta bir savcı var. Sizin aleyhinize avukat var. Sizin lehinize ve hakim de karar verici bir noktada konumda. Böyle bir şey şariatçı hukukta yok zaten. Hatta 10 sene, yani reformist mecliste, yani 6. meclisten önce 6. mecliste inanın yani çok zor bir durumda şey bile geri getirildi. Savcılık kurum bile geri getirildi. Yoksa bir 10 sene falan şöyle bir uygulama varydı. İnsanlar hakimin karşısına direkt çıkıyordu. Hakim, hem savcı hem hakim. Olur mu böyle bir şey? Olmaz zaten. Neyse, 3. Kalkınma Kanunu'nun 187. maddesi temelli olarak yeni bir kurum, paralel bir baro öne çıkmış oldu. 2001'den itibaren Merkezi Muşavirin isminde, Merkezi Muşavirin-i Hukuki, yani Hukuki Danışmanlar Merkezi diyebiliriz. Hukuki Danışmanlar Merkezi'ne avukatlık yetkisi verildi ve ondan sonra biz İran'da iki paralel baroyla karşı karşıya gelmiş olduk. Yani iktidar yanlısı, iktidar karşıtı diyelim. Ve başka bir şey, yani iktidar böyle hep suçluyordu. Barolar seküler zihniyet temelinde kurulmuş, avukatlar seküler kesimlerden oluşuyor falan diye. Efendime söyleyelim, bu muşavirler, danışmanlara hukuk mezunlarından değil, hatta ilahiyat mezunlarından bile
oraya giriş izni verilmiş oldu. Şöyle diyelim, ilahiyat şeyinde, disiplinde, ilahiyat bölümünde alt bir bölüm var İran'da. Fıkıh ve İslami hukuk bölümü diyelim. İslami hukuk mezunları bile alındı o 187. Maddeye göre müşavirler merkezi. Ondan sonra yani biz 20 seneye yaklaşıktır iki baroyla karşı karşıyayız. Sayın Arif, iktidar yalnız. Sayın Arif, bunun sonuçları ne oldu? Hukuk açısından sonuçları ne oldu? Hukuk, adalet arayan insanlar açısından sonuçları ne oldu ve avukatlar açısından sonuçları ne oldu? Bu ikili baro sistemi neleri getirdi İran'a? Yani avukatlar bakış açısından şöyle bir şey oluyor. Müvekkil yani mahkemede başarmak istiyor. Yani mahkeme başarılı durumda geçirmek mahkemede hedefleniyor. Dolayısıyla eğer bir avukat iktidar karşıtı ise onu tutmak istemeyecek ve şansını yükseltmek için iktidar yanlısı bir avukata doğru gidecek. Bu yani o eski ve normal baro üyelerine, avukatlar barosu üyelerine çok bir sıkıntılı ekonomik bir duruma getirmiş oldu. Bir taraftan hukuki açıdan yeni avukatlar yani rejim bağlantılı, rejim lehine, rejim yanlısı avukatlar, bunlar hatta bahsettiğim gibi ilahiyat mezunları bile yani hukuki bilgilere o kadar hakim değiller ve hukuki nitelikleri çok düşük bir vaziyette. Dolayısıyla ne yapıyor? Adam avukatlık yerine lobicilik yapıyor aslında. Yani avukatlık mesleği bir lobicilik mesleğine dönüşmüş oluyor. Yani hukuk bir kenara bırakılıyor ve lobicilik, hakimle yakın ilişkilere girmek, bir türlü lobi yoluyla sonuç almak falan, böyle bir yollara, böyle bir yöntemlere başvuruluyor. Ve arada kurban edilen adalettir, kurban edilen hukuktur ve hukuk devlettir aslında. Ama davacı açısından ne oluyor? Davacı açısından da hukuk kriterler yerine, hukuk kriterleri değil, onun yerine bir türlü lobi yoluyla mahkemelerde sonuç almak isteniyor. Bunların hepsinin nihayet sonucu ne oluyor? Yargı sisteminde büyük bir yolsuzluğa yol açıyor. Bugünler İran'da yolsuzluktan dolayı yani yolsuzluk yapmış hakimler, yargıçlar diyelim, yolsuz yargıçlar davası görünüyor. Hatta son haftalarda Almanya'ya kaçmış bir yargıç 500 bin euro adam rüşvet almış, Almanya'ya kaçmış nihayet. Romanya'da öldürüldü, haberlerde izlemiş olsanız. Gerçekten yargını rüşvetçi, lobici, yolsuzluk dolu bir kuruma dönüştürmüş oluyor. Peki, Türkiye örnek olarak gösterilen İran barolarının durumunu bize özetlediniz ve içeriden anlattınız. Çok teşekkür ederiz size yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. İyi günler.